ve çalışmalarından bahsedelim arkadaşlar. Birincisi Cabir Bin Hayyam Cabir Bin Hayyam simyanın ve kimyanın babası olarak anılır. Buluşları ve çalışmaları kimya ilminin kurucusudur. Birçok kimyevi maddeyi keşfederek Arapça isimler verdi. İlk laboratuvarı kurdu arkadaşlar. Maddelerin atomik yapısını gösteren orijinal tespitler yaptı. Atomun parçalanabileceğini söyleyen ilk bilim adamı oldu. Kristalleşme, damıtma ve buharlaşma tekniklerini öğretti. Maddeleri yapılarındaki özelliğe göre buharlaşabilen metalik cisimler ve mineraller olarak üçe ayırdı. Sülfürik asit H2SO4, nitrik asit HNO3 yani kezzap, sodyum karbonat Na2CO3 ve potasyumu buldu. Arsenik gibi zehirli maddelerin yapılarını inceledi. Bitkilerden elde ettiği boya ile derinin boyanması ve tabaklanmasını öğretti. Ateşte yanmayan kağıdın imalatını gerçekleştirdi. Damıtıcı immiğini keşfetti. Bakınız ilk basit damıtma düzeni budur arkadaşlarım. İmbik olarak anılır ve bunu Cabir bin Hayyan bulmuştur. Suyu damıtarak saflaşmasını sağladı saf su elde etti. Çeşitli metallerin kullanılma, oksitlenme konularını izah etti. En önemlisi arkadaşlarım, Cabir bin Hayyam'ın bulduğu en önemli madde kral suyudur. Altını eritmek için kullandı. Biliyorsunuz o dönem altın bizim için çok önemli ve altın soy metal. Her asitle tepkime vermiyor. Bunun için kral suyu yapılmış. Asitlerin tek başına etki etmediği altınla Tepkimeye giren kuvvetli bir asit çözeltisidir. Bakınız bir karışımdır. Hidroklorik asit ve nitrik asidin ikisini karıştırıyoruz arkadaşlar. Karıştırılmasıyla elde edilir. Metallerin kralı olan altını çözebildiği için simyacılar tarafından konulmuş bir isimdir. Aqua regia olarak da anılır. Cabir bin Hayyam'ın bazı önemli eserleri Kitabül Beyan, Kitabül Rahma Kitabül Hacer, Kitabüs Şems, Kitabün Nur, Kitabül Kamer, Kitabül Mülk. Bazı e, kitapları örnek olarak bunları verebiliyorum arkadaşlar. Şimdi Ebu Bekir El Razi. Kimya tıbbın hizmetine ilk sunan insandır. İlk kez çiçek ve kızamık hastalarında kimyayı tıbba uygulamıştır. Bakınız e, çiçek ve kızamık hastalığı derse o zaman Ebu Bekir El Razi'yi işaretlememiz gerekiyor. El razi sodyum karbonat ve potasyum karbonat arasındaki farkı ortaya koymuş. Nitrik asit ve hidroklorik asit eldeleri için reçeteler vermiştir. Ayrıca en çok sorulan da şudur arkadaşlarım. Karıncaları damıtıyor. Karıncaları damıtarak formik asidi buluyor. Formik asit bakınız formülü bu şekildedir. h yapısında. Biliyorsunuz formik asit karınca asidi olarak da anılır. Bunu Ebu Bekir El buluyor karıncaları damıtarak. Sodyum hidroksit, kostik soda ve gliserini bulmuştur. Gliserinin formülü de şudur arkadaşlarım. 3 karbona ayrı ayrı oh grubu bağlıyorsak bunun ismi gliserindir. Cabir Bin Hayyan ve Elrazi'nin ortak çalışmaları da var. Civa-kükürt kuramını öne sürmüşler. Tüm metallerin arkadaşlarım civa ve kükürt bileşiminden meydana geldiğini öne sürdüler. Robert Boyle. Robert Boyle modern kimyanın babası olarak anılıyor. Bakınız. Simyanın ya da kimyanın babası kimdir diye sorulursa Cabir bin Hayyam ama modern kimyanın babası diye sorulursa Robert Boyle'yi alıyoruz. Kimyasal elementleri maddenin parçalanmayan yapı taşı olarak tanımladı. En çok sorulan kitabıdır arkadaşlarım. Kitabının ismi Kuşkucu Kimyacıdır. Rönesans dönemi de 1661'de Robert Boyle ile başlar. Biruni 18 kadar mineralin özgül ağırlıklarını ilk kez belirlemiştir. İlaçları bitkisel, hayvansal ve mineral kökenli olarak 3 e ayırmıştır. İbn-i Sina, İbn-i Sina kitap el şifa, el şifa olarak da soruluyor, kitap el şifa da deniliyor. Adlı eserinde mineralleri, taşlar, ateşte eriyen maddeler, kükürtüler ve tuzlar olarak 4 gruba ayırıyor. Bakınız taşlar, Ateşte eriyen maddeler, kükürtler ve tuzlar diye dört gruba ayırmıştır. Kitabın son kısmında simyacılara karşı çıkarak bir metalin başka bir metale dönüşmeyeceğini belirtmiştir. Kitapları Kitab-ı Nefs, Tıp Kanunu, Risalet El-İksir'dir. Tıp Kanunu en çok sorulan kitabıdır. Müzik